Herkese merhaba arkadaşlar. Retroş'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Fancy Pants bölümüyle karşınızdayım. Uzun bir aranın ardından tekrardan geri geldim. Bu eller gamepad görmeyeli 10-15 gün oldu arkadaşlar. Gerçekten yani hiç oyun oynayamıyorum bu aralar. Bildiğiniz gibi bir iş kurma olaylarına girdik arkadaşlar ve haliyle bizim en son bölümde poğaç olarak görüyordum. Ben burayı hala poğaç olarak görüyorum. Gerçekten oldukça güzel. Haydi bakalım olaya başlayalım. Şurayı bildiğiniz gibi geçememiştim. Tekrar geçebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Evet, aynı durumlardayım. Tekrar geçemiyorum abi. Ya çok lanet bir yer ya. Haydi bakalım. Haydi. Haydi koçum. Hayır ama kalma orada ya. Hayır ya. Oradan düştün mü arkadaş? Hayır. Çok aşağı kadar düştüm ya. Ne diyordum? Yani gerçekten arkadaşlar bu aralar hiç oyun oynayamıyorum. Yani hiç zamanım yok. Haliyle oyun bekleyen arkadaşlardan özür diliyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi yani zamanım olmadığından mütevellit. Hayır hayır hayır, yapma bunu, yapma bunu dostum, yapma bunu, yapma bunu. Bir dakika. Biraz önce geçiyordum ama ya. Dur orada kal ha. Hayır, nereye gidiyorsun ya? Şurası yemin ederim var ya, fıtık ediyor beni, fıtık fıtık. Ne diyordum? Aynen. Oyun videosu çekemiyorum. Şuralar ne sinir bozucu ya. Odaklanamadım da. Yani Cuphead ve şeyi oynamak istiyorum. Gerçekten kendim de oynamak istiyorum. Oyunun sonunu görmek istiyorum ama akşam 10'da falan geliyorum eve. Arkadaşlar o kadar yoğun geçiyor ki haliyle oyun videosu çekmem mümkün değil. Ya o niye düşüyorsun koçum ya? Orayı bir türlü oturtamadım. Ellerim terledi. Bir dakika. Tekrar geliyorum abi. Haydi. Bir dakika. Kal orada. Eski taktiği kullanalım. Düşme be koçum ya. Abi düşme ya. Kabusum oldu şurası var ya. Yemin ederim kabusum oldu ya. Haydi haydi haydi. Aşağıda kaldım. Haydi poğaça görünümlü figür. Neyse artık burası. Tutun tutun oraya tutun. Gıcık oldum ya. Haydi. Ya bak abi böyle bir şey olamaz ya. Bir dakika kal orada. Kal orada, geliyorum tekrar. İvmemi alamıyorum, neden çıkamıyorum? Düşme be, düşme ya. Buraya bir türlü geçemiyorum arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Deneme 9999. Videonun başında dediğim gibi yani 5 dakika böyle bir boşluk bulsa video çekmek için fırsat yaratmaya çalışıyorum, emin olun. Diğer açılış videolarını çekebiliyorum arkadaşlar. Ya mesela biraz boşluğum oluyor. Stok video yapıyorum açılışlarda. O yüzden çekebiliyorum ama oyun için özellikle hazırlık yapmam gereken oyunlar için hiçbir şey yapamıyorum. Bir yandan konuşurken bir yandan ölüyorum. Dediğim gibi ve durum böyle olunca arkadaşlar öncelik şu an için tabii ki işimde. O yüzden elimden geldiğince en azından işleri toparlamaya çalışıyoruz. Çok şükür bu aralar gerçekten güzel gidiyor. Oha! Fazla uçtum ya bildiğin. İvme alayım derken fazla hızlandım, gereksiz hızlandım. Tamam. No! Abi ne oldu orada ya? Haydi koçum. Bu sefer yapabiliriz. Evet, burada kalıyorum. Şuradan geliyorum. Buradan atlıyorum. Buradan ivmeyi aldım. Ya koçum niye düşüyorsun ya? Ya şu an ivme diye bir şey kalmadı yani. Haydi. Hayır ya. Şunu bir türlü ayarlayamadım. Arkadaş böyle bir şey olamaz ya.
Yani şurayı bir türlü ayarlayamadım. Vallahi kafayı yiyeceğim. Yani ne kadar gıcık bir yer yani. Ben ya da ne kadar kazmayayım yani. Asıl tartışması gereken konu bu. Bir insan ne kadar kazma olabilir? YouTube'un en kazma oyuncusu herhalde benimdir diye düşünüyorum. Yani benden kazması varsa rakip okuyorum. Rakip okuyorum ne ya? Meydan okuyorum. Benden kazması varsa çıksın gelsin. Haydi kuş. Haydi kuş. Haydi gülüm. Hayır ya. Yani havada asılı kalıyor. Nereye gidiyorsun ya? Ayar. Ellerim terledi, yemin ederim ellerim terledi. Hadi koçum, hadi yapabiliriz bunu. Bunu yapabiliriz. İnanıyorum. Ya ileri atıyor kendini ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir fizik motoru arkadaş? Yukarı çıkman gerekiyor dostum ya. Yani yönlerimi karıştırıyorum. Benim tuşlar mı bozuk? Kesin gamepad bozuk. Bak garanti veriyorum size gamepad bozuk. İvmeyi kaybettim tabii artık bu saatten sonra aşağı gitti ve tekrar öldüm. Lanet olsun, çok sinir oldum ya. Poğaça. Allah'ın poğaçası. Evet. Evet. Haydi. Bu sefer yapabiliriz. İnanıyorum kendime. Ya oğlum orada niye yüvmeni kaybediyorsun ya? Yuh! Kafalama girilir mi oğlum oraya? Yani bu kadar da kazma olunmaz ki ya. Bu kadar da kazma olunmaz ki ya. Evet, haydi. Haydi yapıyoruz. Geliyorum bu sefer. Çok hızlı. Çok fırladı ya. Fırladı ve hızlı kelimesi fızlı oldu. Fızlı. Güzel, fızlı yeni bir kelime. Ya adamım yani. Fenasi dostum. Kal orada, düşme, düşme, düşme. Heh. Oğlum durumu nasıl kurtardım ha? Şuraya atla. Şuraya atla. Geliyorum. Bir dakika, geliyorum. Hayır abi, ivme az kalıyor işte. Bak orada çok dengesiz zıplıyorum. O yüzden yukarı bir türlü çıkamadım. Lanet olsun. Ya lanet olsun ya. Oha. Çok güzel bir mekanik. Gerçekten. Yok abi gene mala bağladık. Bak gene mala bağladık. Bir saatten sonra mala bağlıyorum abi. Haydi. Yok abi ya. Bir şey yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptığım konusunda gerçekten bir fikrim yok. Hayır. Oha. Bunun olasılığı nedir ya abi? Biri bana bu durumu açıklasın. Yani bunun olabilitesi ne ya? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani bunun şu oradaki olan şeyin olasılığı. Ya yapımcılar bu durumun farkında mı acaba? Yok abi ya bunu biri bana oradaki olan şeyi açıklaması lazım. Oraya düşülüyor mu? Yani çizen adam, şunu çizen adam oraya düşülüp orada tutunulabileceğini düşündüm yani. Böyle bir glitch olamaz ya. Arkadaş sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum ya. Aa o üstüne basınca ileri atıyormuş. Lanet olsun ben de atlayacağım zannediyorum. Cık.
Bir dakika, bu sefer yapacağım abi. Hadi geliyorum. Hayır. Oh, vallahi çok sinir oldum. Yemin ederim gıcık oldum ya. Vallahi içim şişti ya. Düşme be dostum. Düşme be adamım. Geliyoruz. Haydi fenası koçum haydi. Yapma bunu ya. Bunu yapma işte ya. Rockstar fenası. Hayır. Ya panik oldum ya. Vallahi panik oldum ya. Oradaki şeyler gitti tabii. Yarasalar tekrar geri gelecek mi acaba? Yani abi çok sinir oldu. Ya şurası yani... Kabusum oldu ya şurası gerçekten. Yani kabusum oldu ya. Oturup ağlayacağım ha. Vallahi oturacağım ağlayacağım. Yarasalar geldi mi? Haydi bir daha deniyorum abi. Yani abi birden ivme kaybedip aşağı nasıl düşüyorsun ben? Hani o durumu gerçekten anlamıyorum. Düşme bir düşme bir düşme. Yuh. Yok artık. Ya yani oradan nasıl atlayacağım konusunda bir fikrim yok. Yani oradan kenarı fırlamam gerekiyor yüksek ihtimalle. Doğru zamanda mı fırlamam gerekiyor? Daha kaç bin kere oynamam gerekiyor burayı acaba? Yetişemedim ya. İvmem az kaldı lanet olsun. Birazdan zaten bütün canlar bitiyor arkadaşlar ve haliyle tekrar buraya hani kaçıncı kere deneyeceğiz acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Hayır ya ama artık yani bu da saçmalık arkadaş. Saçımı başımı yolacağım ya. Yuh. Yok artık Tsubasa. Haydi. 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 Ama ya. Ama ya. Ellerim ağrıdı ha. Biliyor musunuz? Yani parmaklarım ağrıdı gerçekten. Ya oha. Oha oha oha. Dur poğaçanın... Aa. Son sıfıra geldiği zaman ölmüyorduk sanki ya. Bir şey daha veriyordu galiba. Sıfırı da kullanma şansı veriyordu herhalde. Yani çok yaklaştın. Hayır ya. Yarasa daha yeni düştü. Oradaki yarasa yok şu an. Yok. Tabii ki yetişemiyoruz. Tony Hawk Skateboard vardı. Ben gençken oynardım PlayStation'da. Tabii yarasa olmadığı için. Bir an için aklım oralara gitti. Şu demirden kaydığımdaki çıkan ses. Yok tabii ki. Yarası gelene kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Ya oraya nasıl çıkacağız acaba? Gerçekten merak ettiğim konulardan bir tanesi. Gelmedi değil mi yarasa? Acaba buradan oraya fırlayabiliyor muyum ya? Şapka... Oo, yalnız var ya çok iyi şapka var orada. Acaba olayı bu mu ha? Dur bakayım. Yok abi. Tabii ki de fırlayamıyoruz. Sıfırı acaba... Öldüm mü oyunun başına mı attı?
Evet, sıfırı kullanmama izin veriyor. Ya ben yapacağım ya burayı gerçekten. Kaç kere denemem gerekse de burayı yapacağım abi. Bir dakika bir gol bir. Yani büyük konuştum sanki. Bir dakika. Kal orada, geliyorum. Bu sefer geliyorum abi. Allah'ıma bin şükür. Ya Rabbi. Ya Rabbi, böyle bir şey olamaz ya. Ya çıldırdım ya. Vallahi çıldırdım gerçekten. Yani içim şişti. Ama geçtim. Ya gerçekten. Üstümden çok büyük bir yük kalktı. Can, bir tane de can aldım. Can havliyle geçtik burayı da. Ya arkadaş, böyle bir şey olamaz ama ya. Yani bilmiyorum, gerçekten zor ya. Abi harbiden zor. Aha, kendi kendine gitti oradan. Şuradan geldim, şuradan bir tane vurduktan sonra şurayı da tamamlıyorum herhalde. Ama bir dakika, aşağıda bir şey var mıydı ki? Şuraya atlıyoruz. Şu, bir dakika, bir dakika. Şuradan, buradan, oradan. Peki yukarıda, yukarıda bir şeyler vardı ya sanki. Oraya nasıl çıkıyoruz acaba? Şimdi diğer bir konu. Şuradan acaba şöyle ileri doğru fırla, başka bir yerden oraya geliniyor kesin. Yukarı çıkan bir şeyler var oralarda. Şimdi şöyle yapalım. Burada aha. Kadim dostumuz fare. Bazı bölümlerde bizi bayağı uğraştırdı kendileri bizi. Sağ olsun. Bir dakika. Ne oluyor ya? O ne oldu öyle? Abi garip glitch'ler var oyunda. Bir dakika. Düşme dostum, düşme. Düşme şuradan. Buradan, şuradan yukarı çıkmamız lazım ha dostlar. Evet. Oraya nasıl çıkacağız peki? Şuradan çıkıyor. Abi oralarda bir şey var ya. Ne oluyoruz lan? Oha. Fenası coştu. Yeni şapka çok yakıştı yalnız ha. Aha, işte bu. Sonuç bu mu yani? Bu kadar, bunun için mi buraya fırlamam gerekti? Başka bir şey yok. Peki buradaki şey nasıl? Orada ben bir şey kırdım ve orası açılmıyor mu acaba? Şöyle yapsam, haritayı sıfırlasam, geri gelsem. Ne uğraştırdı bizi abi orası ya? Yok abi, orada eksik bir şey yok. Aynen, hepsini almış olduk yani teorik olarak. Ya görünürde gerçekten görmediğim bir şey var mı acaba, merak ettiğim diğer konulardan bir tanesi. İşte şu merak zaten olayın insanın başına ne geliyorsa. İşte yani öyle. Şimdi söylemek istemedim. Ama merak unsuru gerçekten önemlidir. Özellikle bilimsel merak. Yani insana gerçekten acaba mı sorusu çoğu zaman biz çalışırken de arkadaşlar. Şöyle de olur mu, böyle de yapsak olur mu sorusu gerçekten hata görmede ve bir şeyleri çözmede, bulmada oldukça işlevsel bir düşünce tipi diyebilirim. Yani çok garip konulara girdiğimi farkındayım ama birden bu konularla ilgili konuşasım geldi. Bu arada gereksiz yere ölüyorum, farkındayım. Hadi koçum, hadi adamım. Kesin kapı var, kesin kapı var. Hayır ama ya, orada da düşünmez ki. Evet. Evet. Girmeyeceğim içeri çünkü çıldıracağımı biliyorum. Bir kere deneyeceğim ama yüksek ihtimalle birazdan sıfırı tüketeceğim. Oha, oha. Hah, yükseliyormuş. Geç kaldım ya. Olayı idrak edemedim. Ya geçmeyeceğim, burada bölümü sonlandıracağım arkadaşlar ama şu biraz nasıl gidiyor şurayı görmek istedim. Psikolojik olarak ilerisi için kendimi hazırlamam lazım. Çünkü gerçekten çok sıkıntı. Aynen, sıfırı tükettim. Çok lanet bir bölüm. Bakmayın, orada bayağı aşağılara attım kendimi. Haritanın başına atacak yüksek ihtimalle bizi. Nereye atacak bilmiyorum. Aynen, daha en başa attı. Ben tabii diğer kısma geleceğim. Oradan devam edeceğim arkadaşlar. Fakat şimdilik bu kadar. Çok zorlu bir bölüm oldu. Bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.